Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyoruz ve bugünkü Samimi Analiz programında Ponzi Seçil konusunu masaya yatıracağız. Ve yanımızda bizzat duruşmayı yakinen takip eden, geçtiğimiz cuma günü ikinci duruşmada adliyede olup orada sıcaklığıyla hatta yakından takip edip haber merkezimize de birebir haberleri anında aktaran bir isim var. Muhabirimiz ve ayrıca editörümüz Elif Erbay bizlerle. Elif'cim yayınımıza hoş geldin. Hoş buldum. Nasıl bir deneyimdi? Hemen senden alalım. Güzel bir deneyimdi. Yani orada bulunmak o atmosferde biraz tuhaftı da aslında, böyle gerçek değilmiş gibi ama gerçekti yani. Çok kalabalıktı. Sabah 8 gibi falan gittim oraya. Çünkü tam ne zaman başlayacağına dair bir fikrim olmadığı için erkenden gittim. Orada bulundum. Başlayana kadar da kapıda bekledik yani. Öyle bir dava ki bütün Türkiye'nin gözünün kulağının orada olduğu, acaba ne çıkacak, hiç alakası olmayan insanların bile merak ettiği bir dava. Zira Türkiye'nin en büyük rakamlarından bahsedilen bir dolandırıcılık hikayesi var. Aslına bakarsan Ponzi sistemine Türkiye çok da yabancı değil. Etrafından, birisinden, belki de ailesinde böyle geçmişe dayanıp böyle paralarını kaptıran kimseler var ki biz de haberciler olarak zaman zaman bu tür haberleri yapıyoruz ki aman sakın bu tuzaklara düşmeyin diye. Ama buradaki meblağlar çok yüksek. İnanılmaz derecede yüksek rakamlardan bahsediliyor. Şimdi biraz geçmişe dönecek olursak, hayali fon yaratılarak futbolcular, iş adamları bir araya bu kadar isim nasıl gelir diye en baştaki sorumuz bu. Ama senin gittiğin dava, senin takip ettiğin gün gerçekten çok 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 önemliydi. Zira Seçil Erzan kaç saat konuştuğunu biz bile sayamadık. Neler anlattı o davada, duruşmada? 11 gibi başladı. 11.30 gibi hatta başladı Seçil Önce Erzan. Ortamı bir soralım. Nasıl ortam? Çok kalabalıktı. Birçok gazeteci, editör, muhabir, kameraman dışarıda da bekleyenler çok fazlaydı. Stajyer avukatlar da çok fazlaydı orada bekleyen. Kapıda bayağı bir kalabalık vardı. İçeri nasıl girdiğimi bilmiyorum. Böyle hani metrobüse bineriz ya, sıkış tıkış böyle ittirirler. Çok güzel bir şekilde anlattın. Evet, o şekilde girdim içeriye. İki oturum oldu. Aradan sonra da öyle girdim. İlk girdiğimde de öyle girdim. İkisinde de hani nasıl kendimi içeride bulduğumu bilmiyorum. Kapı açıldığı gibi herkes birbirini ittirmeye başladı. Herkes çünkü merak ediyordu. Ben de o şekilde girdim. Allah'tan girebildim. Yani giremeyeceğim diye de korktum aslında. Çünkü o kadar kalabalıktı ki böyle bir saat bekledik kapıda. Kapı açılsın diye. Ortam böyleydi. Herkes heyecanlıydı. Herkes bir şeyleri yakalamaya çalışıyordu. Görsel, fotoğraf, video. Çünkü içeride bunları yapamıyorduk. Kapıda hani herkes çekmeye çalışıyordu. Aslında günlerdir hepimizin bildiği şeyler, konuştuğu şeyler var. İşte Seçil Erzan bir fon sistemi kurdu. Akabinde işte futbolculara ulaştı, onlara paralar kazandırdı. Sonrasında batırdı. Ve birkaç kişi artık onu bankaya özellikle şikayet etti. Bankadan işte açıklamalar var, bizimle alakası yok denildi. Görüntüler var bankada, bankanın dışında bir pastane var, ondan bahsediliyor. Haricinde kırılan bir telefon var. Telefondaki işte yaklaşık kaç bin tane mesaj var. Onlar tek tek inceleniyor bilirkişi tarafından. Senin gözlemlerin neler? Seçil Erzan neler aktardı? Nereden başlamış? Nasıl girmiş bu durumlara? Ya bu başta kendi batırdığı paraları kurtarmak uğruna bazı işte şeyler yaşanıyor. İnsanlarla konuşuyor, görüşüyor. Belli bir paraları istiyor. Kendisi de istediğini söylüyor ama hiçbirini zorla yapmadığını söylüyor. Ve gelen paralardan insanlara zaten gerçekten bir miktar, belli bir para verdiği için bu kadar yayılıp büyülüp patlama noktasına geliyor. Çünkü gerçekten bir karşılığını veriyor böyle. Hani alıyor parayı ama hiçbir şey vermiyor değil, veriyor. Ondan sonra tabii altından kalkamayacağı durumlara giriyor. Ve şöyle büyüyor, benim elimde büyüyor, şöyle patlıyor. Bir bilgi var. 2012 yılında ilk aslında Çorlu'da bir bankacı. Oradayken yaklaşık 2 milyon liralık bir borsadaki yatırımını, kağıtlarını batırıyor. Sonrasında telafi etmek için aslında etrafından birilerinden borç paralar alıyor. Çok da aslında uzun bir süre değil yani, baktığımız zaman öyle işte yıllarca uzayan bir süreçten bahsetmiyoruz. Onun adı yani şu rakamlara gelene kadar.
insanlardan topladığı borç paraları alıp sonra bankanın özel sistemine aktarmaya başlıyor. Denizbank'a geçiyor. İşte Denizbank'taki şubede oradaki tanışık olduğu isimlerden bu sefer. Ama bankanın ismini kullanarak bunları yapıyor. Doğru mudur? Yani şöyle söylüyor. Bankanın ismini kullanaraktan ziyade unvanını kullandığını söyledi. Yani şunu sordular. Siz banka müdürü olduğunuzu söylemeseydiniz bu insanlar size bu paraları verir miydi diye soruldu. Evet, Semih Kaya için böyle bir söylemi var. Ben bir banka müdüresi olmasaydım Semih Kaya bu kadar parayı bana verir miydi diye açıklamaları var. Evet. Yani burada bankanın ismini kullanmaktan ziyade o yükselmiş olmuş unvanını kullanarak insanlardan toplamış yani. Hani bunu da kullandığını söyledi. Evet, ben böyle banka müdürü olduğumu söyledim. Öyle olduğumu söylemesem bana kimse zaten bu paraları vermezdi dedi kendisi de. Peki sonrasında yani hepimizin bildiği ve bazen ekonomistlere de soruyoruz. Acaba böyle getirileri olan fonlar var mı? İşte vadeler var mı? Konuşuyoruz zaman zaman. Sevgili işte her pazartesi günü finans analisti İslam Memiş'e de soruyorum. Sakın böyle işte kuyumculara kanıp ya da işte bilmediğiniz, tanımadığınız, emin olmadığınız kimselere paranızı, altınlarınızı emanet etmeyin ki en son dün gelen bir haber miydi? Bugün haberlerde vardı. Bursa Nilüfer'de insanlar paralarını, altınlarını işte bir kuyumcuya bırakıyorlar, teslim ediyorlar. Ertesi gün kepenkler aşağıda ve hiçbir şekilde ulaşılamıyor. Aynı şekilde Seçil Erzan'a da para verenler artık belirli bir zamandan sonra ulaşamayınca önce o verdiklerini misliyle alıyorlar ama ulaşamayınca sonrasında savcılığa gidiyorlar. Tam durum nedir onu da alalım. Ya bence şey burada biraz da şey oluyor. İnsanlar paradan para kazanma uğruna kendi paralarını emanet ediyor. Belli bir miktarı alıyorlar. Ki gerçekten hani Seçil'in dediği gibi o ödemeleri yapmasa bu kadar büyük tanınmış isimlere kadar bu olay gidip herkes bu paraları kadına vermezdi. Tabii iş bir yerden sonra böyle sarpa sarınca aldığı paraları artık şöyle yapmaya başlıyor bir noktadan sonra. Birinden alıyor, birine veriyor. Çünkü artık döndüremiyor. İnsanlara, yani benim faizimi başkasından aldığı borçla ödüyor. Evet, insanlara vaat ettiği paraları artık verememeye başlıyor. Bunu verememeye başlayınca insanlardan para isteme yoluna dönüyor. Çünkü vaat ettiği faizi ödemek uğruna gidiyor. Herkesten paraları topluyor. O kişiye o parayı ödüyor. Ama bu sefer diğer kişilerden topladığı paralara ödeyeceği bir faiz bu sefer birikiyor. Onu da başkalarından alıyor derken bu zincirleme şekilde ondan aldığını ona vererek sarpa sardırıyor ve işin içinden çıkamıyor. İnsanlar da tabii isyan ediyor. Parasını alamayan isyan ediyor. Vaat ettiğini bulamayan isyan ediyor. Benim param durdu durdu istediğimi vermedin diye şey yapıyorlar. Bu şekilde bir açıklamasında büyüyor. Şöyle söylüyor. Bir saat içinde borç para aldığımı başkasının faizine yani bir saat bile beklemeden hesapta o kadar çok isteyeni var ki değil mi? Doğru mu açıklamalarında? Evet bir de şöyle bir şey oluyor. Aldığı paraları komple dağıtıyor. Mesela şey diyor Emre Belezoğlu'nun parasını alıyor. Emre Belezoğlu'ndan aldığım bütün parayı diyor herkese dağıttım diyor yani. Aldığı bütün paraları bekleyenlere dediğiniz gibi o hemen veriyor. Çünkü bekliyor o adamlar da yani. Ve bir de bu işin içinde böyle tefeciler falan da karışmış böyle. O yüzden birazcık baskı da oluşmuş üstünde. Hani bunlar da olduğu için şey diyor yani kontrolümü kaybettim diyor. Bilincim dışı hareketler yaptım. Yanlış mı gördüm? Böyle sanki eskiden vardı bakkal defterine yazılan işte Semih'ten şu kadar, Arda Turan'dan bu kadar işte vesaireden Selçuk İnan'dan bu kadar aldım diye eliyle yazdığı bir borç bakkal borç defteri gibi bir yazı defterden bahsediliyor. Sen bir bankacısın. Bunların dekontları, bunların işte hesap işlemleri nereye yatırıyorsan oralara aktarılması gerekmiyor mu normalde diye sorduklarında ne cevabı veriyor? Ben diyor takip etmiyordum diyor. Herkes kendi getirdiği arkadaşını ya da kendi getirdiği kim kime tavsiye etmişse onlar birbirlerinin hesaplarını tutuyorlardı. Ben sadece paraları veriyordum diyor. O gün de yazdığı bir kağıttan zaten bir şeye yazmıştı. Okuyordu işte şunu şu kadar verdi bana. Ben ona bu kadar verdim. Bunu sordular. O da dedi ki hani hesaplarını ben tutmuyordum. Atıyorum işte Ahmet bana getirdiyse o takip ediyordu. Ben ona parayı veriyordum şeklinde ilerletiyormuş. Peki benim aklıma şu da geliyor. Sadece bir kişiyle yapılabilecek bir şey değil. Bir açıklamasında da şuna denk geldim. Ben zaten
banka tarafından denetleniyorum diye bir açıklaması var. Böyle bir şey, bunun üzerine zaten bankadan bir açıklama geldi. İşte hiçbir şekilde bu alınan, verilen, fon adı konulan, işte Seçil Erzan'ın fon diye bahsettiği durumdan bankamızın kesinlikle ilgisi yoktur şeklinde. Buna ne dersin? Fondan haberleri olmayabilir ama bence Seçil Erzan'ın yaptığı bütün o para giriş çıkış, belki fon diye bir şey gerçekten yoktu. Fonu da hani insanları çekmek için uydurdu ve söyledi. Şimdi bankada bunun arkasına da sığınıyor olabilir. Çünkü kendisi şöyle söylüyor. O kadar büyük paraların girdisini çıktısını, benim borcuma kadar her şeyimi ben bildiriyorum. Biliyor, bilmemeleri imkansız diyor. Yani bu paraların döndüğünü farkında olmamaları imkansız diye kendisi de söylüyor. Yani biliyor olmaları lazım diyor. Ha, bana diyor sordukları kadarını ben anlattım. Yani sorulmayan dışında ben şöyle yapıyorum böyle yapıyorum diye bir şey söylemedim de diyor. Bana ne sordularsa onun cevabını verdim şeklinde söyledi o gün. Bilmemelerini de hani hem şöyle söylüyor, hem bankanın hiçbir alakası yok diyor, hem de bilmeleri lazımdı diyor. Orada da birazcık şey yapıyor. Değil mi? Tuhaf gelmiyor mu? Yani biz en küçük, şimdi ne kadar kişiler bu işlerle alakalı bilemiyorum ama zaman zaman hepimiz denemişizdir. Bir çorba parası, hadi bir halka arz deneyeyim, bir borsa deneyeyim, hadi bir vadeli hesap deneyeyim, işte getirisi ne kadar olur diye hepimiz, belki işte kur korumalıyı belki birilerimiz denemişizdir. 10 lira, 15 lira işte ne kadar elimizde varsa. Bunun geri dönüşü anında hesaba düşer. Bunun geri dönüşü, işte banka sana sorar, der ki bunu işte yine aynı şekilde yatırım hesabı olarak mı kullanmak istersin der. Yani vesaire vesaire. Elden almaları, benim o görüntülerde gördüğüm kadarıyla bir pastaneden çantalarla gidiyor ve geliyor. O biraz soru işareti. Bilemiyorum tabii, bütün incelemeler yapıldıktan sonra ortaya çıkacak. Bütün incelemeler diyoruz çünkü 40 cep telefonundaki mesajlar, düşünsene 553 sayfalık bilirkişi raporu var. 180 binden fazla mesaj var. Asıl orada işte paraların nereye girdiği, nereye çıktığı orada yazılıyor. O defterde belki bile yazmaya gerek kalmamıştır. Oralar şimdi inceleniyor. Teker teker soruluyor. Şimdi isimlere gelmek istiyorum. Şöyle ki, isimlerden bahsediliyor. Kimin ne kadar aldığına dair bir takım rakamlar havada uçuşuyor. Henüz onlara daha gelinemedi duruşmada ama savcılıkta. Bizim bildiklerimiz neler? Onların üstünden de geçelim hemen. Erzan duruşmada saydı bayağı bir, işte şu kadar verdim, bu kadar verdim diye, de genel olarak Semih Kaya'nın aldığı paradan çok fazla bahsetti. Çünkü çok, en çok en isteyen de o, evet, değil en mi? En çok alan ve en çok isteyen o. İlk 300 bin dolar aldığını söylüyor Semih'ten, sonra onu 1 milyon 300 bin dolar olarak geri ödüyor. Sonra o 1 milyon 300 bini tekrar geri alıyor ve onun üstüne 100 bin dolar daha ekleyerek geri ödüyor. Bunu böyle yaptığı için de Semih Kaya'dan gidiyor başka birisine referans gibi hani arıyorlar. İşte Semih çok kazanıyor, sen de gel diyorlar. Bu şekilde büyütüyor. Sonra Emre Belözoğlu ve Buse Terim'le işte iletişime geçiyor. Onlardan da Semih'e olan faizini ödemek için para istiyor. Onlardan bu şekilde para alıyor. Ondan sonra Semih Kaya'dan aldığı parayı da gidiyor başka birine veriyor bu arada tabii. Evet, yani hepsi, ana paraları faiz olarak ödüyor. Evet, hepsini bu şekilde döndürüyor. Bir şeyler yapıyor kendince, sonra da karıştırıyor. Başka kimler vardı? Vardı birkaç isim daha ama şimdi tam hatırlayamıyorum. Çok saydı çünkü, yazmış kendisi bir kağıda. Bir de hani bir tek aldığını değil, verdiklerini de yazmış. Ondan bu kadar aldım, bu kadar verdim. Hani bir iki saat saydı böyle, hani şundan şunu aldım, şundan bunu verdim. Zaten şey diyor, hani araştırılsın herkes diyor, benim bana verdiğinden misli misli fazla aldı diyor. Sadece mağdur olan birkaç kişiyi saydı. Onlar da bu insanların, bu Ali Yörük ve Atilla Baltaş dediği kişilerin paralarını ödemek için bir 3-5 kişiden para istemiş. Onların mağdur olduğunu söyledi. Bunlar gerçek mağdurlardır. Hani onun dışında, bunlar dışındaki herkese bana verdikleri paraların misli mislini aldılar. Evler aldılar, araba aldılar. Hani alım güçleri yükseldi hepsinin.
Ve dedi bir tek dedi benim Semih'e borcum var. Şimdi portföy çok farklı, çok fazla, çok böyle inişli çıkışlı bir portföyden isimlerden bahsediyoruz. Tefeci var, iş insanı var, futbolcu var, eski milli futbolcular var, işte bankanın güvenlik görevlisi var, işte bazı isimlerin şoförleri var değil mi? Yani o ona her duyan, her bilen etrafına bir şekilde yayılmış. Hangileri en tehlikeliyse bence sanki onları biraz parayı fazlasıyla vermiş. Evet. En çok isteyip en çok bastıran kimlerse ki bence o da Semih Kaya sürekli ondan bahsediyor. Arda Turan'ın mesela 7,5 milyon dolarlık bir işte girişi olduğunu hı-hı söylüyor. Emre Belözoğlu'nun 4 milyon 200 bin dolar olduğunu, sistemde olduğunu. Selçuk İnan'ın yine aynı şekilde bu isimlerinde mazeret belirterek duruşmaya gelmediklerini biliyoruz. Ama önümüzdeki günlerde yine savcılık kararıyla zaten gelecekler. Nasıl verdiklerini, paraları nasıl sisteme soktuklarını da belirtecekler. Gizli bir işlem, bankada gizli bir işlem yapıldığını özellikle söylüyor. Ne bir fonun isminden bahsediyor ki biz genellikle başlıklarda ne diye belirtiyoruz? Fatih Terim fonu diye söylüyoruz ama kesinlikle bunun altını çiziyor mu bir kere onu soralım. Fatih Terim fonu diye ben hiç kimseye söylemedim diyor. Hı hı. İlk başta sonra yani başta böyle konuşuyordu. Daha sonra şuna dönmeye başladı. Semih Kaya'ya söyledim ilk Fatih Terim fonu diye dedi. Ondan sonra Emre Belezoğlu'na da söylemiş olabilirim. Söyledim demedim. Böyle mi söylüyor yoksa Fatih Terim dedi de bize yatırıyor? Fatih Terim fonu olarak ilk Semih'e söyledim dedi. Ondan sonra Emre Belezoğlu'na da söylemiş olabilirim. Şimdi dedi. Şöyle oluyor genellikle bankacılara sorduğumuz zaman işte şu fonun getirisi nedir? İşte bazen euro karşılığı yoktur ama dolarla getiri sağlar. İşte günlük getiri sağlar. 2 gün hesapta daha fazla tutar öyle verir. Ya gerçekten kafa karışıklığı olur. Ya da sana der ki en risksiz olan şudur. Sen de şu kalsın aleyna der. Yani bankacını bu şekilde güvenme durumunda olursun. Ama düşünüyorum yani benim bankacım da bana dese ki ama bilirsin yani o risk hesaplaması vardır bankanın. Ona göre ilerlersin. Burada gerçekten bir şeyleri kazanırken aslında bir hepimizin bahsettiği işte aşırı paraları kazanma durumu sadece burada olduğu için bu kadar çok dikkat çekiyor. Şimdi bir de hapis cezası var. Evet. Nitelikli dolandırıcılık suçundan işte çünkü hem insanları dolandırdı hem işte az önce bahsettiğin gibi bankayı ünvanını kullanmasından dolayı aslında 18 müştekiyle başlamıştı. Daha sonra 3 kişi daha eklendi ve sonuç olarak da 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bu daha da artar mı? Bunun farklı isimler de bu duruşmaya, bu davaya katılır mı? Nedir ya, görüşün? Telefon incelenmesi hala devam ediyor. Bütün mesajlara, bütün şeyleri daha hani ortaya çıkmamış. Telefonu da Seçil Erzan kendisi vermiş. Kırdığı telefonu. Evet, telefonu da banka yetkilileri tarafından kırılması istendiğini söyledi. Ona başka bir hat vermiş banka yetkilileri, başka bir telefon vermiş ve bu telefonu sen yok et, kır demişler kendi telefonu için. O da kırmış ama sonra gelip tabii duruşmada yani kendisi sunmuş tekrardan telefonunu. Onlar da inceleniyor. Belki incelendikçe başka isimler de çıkar, başka kişiler de çıkar. Bir de bir tek çok tanınmış isimler konuşuluyor ama kendi ailesi ve çevresinde de bir sürü insan bu işe hani girmiş, bulaşmış. Kuzenleri, kuzenlerinin arkadaşları. O kadar çok isim sayıyordu ki yani hani hepsi böyle bir karmaşa. Yani herkes birbirinden kulak dolması bir şeyler yapmış. O da ünvanını kullanmış. Benim de anlamadığım bir şey var mesela. Bu işten kendi kârın olmuş da bu kadar işleri bu kadar karıştırmış mesela. Onu ben de mesela hala çözüp anlayamadım. Neden bu kadar şeyin altına girmiş? Değişik bir karmaşa var ortada yani. Ama evet, çıkabilir başka kişilerde. Bugün de üçüncü duruşma gerçekleşiyor. Seni takip edebildiğin kadarıyla neler söyledi, neler anlattı onu biliyor muyuz? Üçüncü duruşma hakkında evet, mı? Evet, bugünkü yani duruşma hakkında. Yani henüz bir şey görmedim, bilmiyorum. Artık ben sadece, bende para daha yok yeni diyor. Daha yeni başladı. Bende para yok diyor, ben canımla buradayım. Yine aynı şekilde Semih Kaya'nın çok fazla para istediğinden bahsediyor. Evet.
Bakalım dediğin gibi ne olacak, ne bitecek? Biz de merakla bekliyoruz. Duruşmalar kaç güne ertelenecek? Daha çok uzun sürer gibi duruyor. Çok fazla şey var. Görüntü, avukatlar çok soru soruyor. Avukatların elinde görüntüler var. Bir şeyden bahsettiler mesela videodan. Bir video, ne denir ona? MOBESE kayıtlarını almak istemişler ama mesela MOBESE kayıtları Denizbank tarafından alınmış ve 18 gün sonra tekrar verilmiş. Hani bazı şeylerin kesildiğini, biçildiğini, atıldığını ya da yok edildiğini de iddia ediyorlar. Şey diyorlar yani, neden 18 gün sizde durdu, bankada durdu, 18 gün sonra bize verildi falan diye de soruyorlar. Çok karışık işler var. Bence herkes burada bir de... Peki Denizbank'ı temsil eden birileri de, avukatlar da var mıydı? Yok. Seçildi zaten sürekli bankanın önce bir haberi yok diyor. Sonra bir hani bazı şeyleri bilmesi gerekiyordu. Biliyordu demiyor ama bilmesi gerekiyordu falan diyor. Beni zaten denetliyorlardı diyor. Evet, denetleniyordum. Her şeyimi ne sorarlarsa söylüyordum diyor. Ama tabii yaptığım işlemleri gidip kendim detaylıca anlatmadım. Bana ne sorarlarsa o kadarını ben anlattım onlara diyor. Bu şekilde değişik değişik çok karışık şeyler çıkacak. Çok da uzun sürer bence bu olay. Peki son olarak eklemek istediklerim varsa hemen onu da alalım. Yani bir de şey var. Bu ortada olmayan bir 43 milyon dolar gibi bir paradan bahsediyorlar. Avukatlar böyle bir paradan bahsediyor. Hani bu para nerede diye soruyorlar. Seçil de bunun için şey diyor. Öyle bir para yok yani, hani masak araştırsın diyor. Her şeyi çıkarsın ortaya diyor. Ben diyor kendim bak yani listeledim, karşılaştırdım. Ya 300 bin dolar ya 500 bin dolar bir oynama olabilir. Öyle bir para bende yok. Öyle bir para yok. Benim hiçbir zaman zaten diyor elimde bir para durmadı yani. Ben o paraları sürekli dağıttım. Sağa gitti, sola gitti. Hep sürekli döndürdüm diyor. Yani benim elimde toplu bir para yok. Hiçbir zaman da olmadı diyor. Evet, benim de takip ettiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla en son şunu söylüyor. Zaten verdiklerim, hani alınanları ben yazmıştım. Verdiklerim de bir ortaya çıkarsa, onlar da kim ne kadar aldığını verdiğimi söylerse aslında her şey ortaya çıkacak, evet, diyor. Evet. Ama işte bir biraz daha dediğin gibi ilerleyecek gibi gözüküyor. Çok teşekkür ederim. Teşekkür bizlere ederim. De bu şekilde deneyimlerini de aktardığın için çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık, ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum ben de. Evet, Elif Erbay muhabirimiz ve gündem editörümüz, samimihaber.com editörü bizlerleydi. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda, Samimi Analiz programında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Ay. Yıkmayaydı neydi? Ay, teşekkür ederim. Ben teşekkür Çok ederim. Rahat geçti sağ.